Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Bugün günlerden pazartesi ve şu an saatim 9'u 10 geçiyor. Hepinize günaydınlar diliyorum. Umarım güzel bir gün olur. Eminim şu an hepiniz masalarınızın başındasınız ve ders çalışıyorsunuz. Bu sözü söyledim ama şu an mesaide olup da çalışanlar var ya, şu an kesin kızmıştır bana ama sizler de arkadaşlar fırsat buldukça inanıyorum bugün çalışacaksınız. Bayram arefesindeyiz. Tabii ki bir heyecan oluyor insanda. İster istemez bir bayram geliyor. Şunu ifade edeyim. Bayramın birinci günü sadece tatiliz. Bayramın birinci günü sevdiklerinizle, ailenizle vakit geçirmenizde bir sıkıntı yok. Ama madem akademidesiniz, madem benim tedrisatımdan geçiyorsunuz, madem rehberlik noktasında benden destek alıyorsunuz, ben bayramın birinci günü dışında hiçbir dostuma, hiçbir arkadaşıma ders çalışmayın diyemem. Bugün dahil arkadaşlar derslerimizi çalışacağız. Rehberlik derslerini konuştuğumuz çalışmaları devam ettireceğiz. Bugünkü fedakarlığımız inanıyorum ki gelecek yıllarda arkadaşlar bize keşke dedirtmeyecek, iyi ki dedirtecek. İyi ki o bayramlarda bile ders çalışmışız ki biz bugün bu mesleği yapacak noktaya gelmişiz diyeceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum ve inanıyorum ki seneye bu tarihlerde yine bizler Kurban Bayramı'nı beklerken, Kurban Bayramı arifesindeyken sizler de bugünkü gibi bir stres olacak eminim. Ama bu stres sınava hazırlık stresi olmayacak. Mülakat sonuçlarını bekleme stresi ve heyecanı olacak. Şu an beni dinleyen bütün akademili dostlarımla ilgili yürekten dileğim şu mübarek günde budur. İnşallah bu emekleriniz zayi olmaz. Bu çabanız, bu gayretiniz, bu fedakarlıklarınız önümüzdeki yıllarda arkadaşlar sizin karşınıza çıkar ve hayal ettiğiniz, hedeflediğiniz mesleğe de tez zamanda ulaşırsınız. Temmuz ayındayız. Artık bayramdan sonra Ağustos ayını bekleyeceğiz. Zaman bir hayli hızlı akıp gidecek arkadaşlar. O nedenle bu zamanı tutamayacağız. Zamanı bekletemeyeceğiz. O nedenle bugün yarın demeyelim. Bayramın birinci günü kurbanımızı eda edelim. Ama ondan sonraki bütün sürecimizi artık tempolu bir şekilde devam ettirmeliyiz. Ben de bir 4 günlük izin verirseniz bir bayram tatili yapacağım. Bayram tatilinden döndükten sonra 26 Temmuz pazartesi itibariyle biz zımba gibi işimizin başında olacağız. Ama size sadece bir günlük tatil var. O kadar da olsun. Bayramdan sonra da yine heyecanla sürecimizi devam ettireceğiz. Zannediyorum artık Ağustos ayı başı, bayram sonrası da resmi ilanlarımız da gelecektir. Bizim için önemli değil. Biz zaten tempolu hazırlanıyoruz ama onu da görme imkanımız olacak. Değişikliklerle alakalı biliyorsunuz CMK, icra, efendim ceza ile alakalı, İYUK'la alakalı bazı değişiklikler var. Hocalarımız bununla alakalı çalışmaları yapıyorlar. Soru bankası eğer düzeltme gerektiren bir durum varsa biliyorsunuz karton kapağın arka kısmında bir kare kod var. Oraya da onları ekleyecekler. Hazırlıkları devam ediyor. Onlar da bayramda çalışacaklar arkadaşlar. Bu değişiklikleri sizlere bilgisini verebilmek için. Sizleri seviyorum. Bayramınızı kutluyorum. En içten dileklerimle kutluyorum. Bütün akademi adına kutluyorum. İnşallah en güzel bayramlarınız olsun bundan sonra. Bu sizin başarı hikayenizi yazmaya başladığınız ilk bayram olsun. Ama bundan sonraki bütün bayramlar hikayenizi anlatacağınız bayramlar olsun. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.